Selam. Yaşadığım olayları yüzünden uzun süre psikolojik destek aldım. Şu an iyiyim. Yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Çünkü bazı insanlar bunları safsata veya uydurma sanıyor. Anlatacağım bu olayda insanlar öldü. Bu olay adli ve resmi makamlarca sansürlendi. Bu yüzden isimleri değiştirerek anlatacağım. İsmim İlhan. 49 yaşında bir doktorum. Ali isminde Ankara'da üniversite yıllarında ayrı yurtta kalırken tanıştığım, çok samimi olduğum bir arkadaşım vardı. Kendisi arkeoloji bölümü mezunu. Bu alanda kendini geliştirmiş bir insan. Yüksek lisans falan da yaptı. Okul bitip bir kamu hastanesinde görev başladı. Tesadüf eseri Ali de aynı ilde o da bir kamu kurumunda işe girdi. Üniversitedeki dostluğumuz okul sonrasında da devam etti. Ben evlendim. Aynı şekilde de Ali de bu süre zarfında evlendi. İkimizin de çocuğu oldu. Buraya kadar Ali ile nasıl tanıştığımızı ve ne kadar yakın olduğumuzu anlamışsınızdır umarım. 14 sene önce, yani 34-35 yaşlarındayken 2008 senesi. Ali doğu Anadolu bölgesine kazı yapmak için gidecekti. Yapacakları kızlar şöyle bahsetti. O bölgeye kamp ve tırmanış yapmaya giden üç dağcı çok eski taş mezar tapınak benzeri bir yer bulmuşlar. Buldukları bu taş yapının tamamı toprağın altında. Yüzeyde sadece çatısının küçük bir kısmı var. Dağcılar toprağın dışında kalan kısmın fotoğrafını çekmişler. Bu üç dağcıdan biri bunu bakanlığa bildiriyor. Bakanlık Ali kazı araştırma yetkisi veriyor. Ali bu fotoğraf üzerinde bazı şekiller fark etmiş. Çatı kısmında bulunan şekiller yüzyıllar öncesine dayanan eski zamanlardaki insanların çizimleriyle eşleşen şekilleri içeriyormuş. Ali, ekibinde bir doktorun da olmasını istediği için bana gelmek ister misin diye sordu. Ben de uzun zamandır hayatımda değişiklik olsun istiyordum. Bu tam aradığım fırsattı. Tüm masraflarımı onlar karşılayacaktı. Ben de gönüllü olarak acil bir durum olursa onlara müdahale edecektim. Yıllık iznimi Kazı ekibiyle yola çıkacağımız güne denk gelecek şekilde ayarladım. Ali'den ekiple ilgili pek bilgi almadım. Sadece Ali'yi tanıyordum ekipten. Neyse, yolculuk günü geldi. Ali'nin çalıştığı kuruma ait 4x4 bir araçla ekibi topladık. Benimle birlikte ekip 5 kişiydi. Yolculuk sırasında diğer arkadaşlarla konuşup tanıştık. Diğer 3 arkadaş da alanında uzman kişilerdi. Ali kazı yerinde dağcılardan birinin de bize katılacağını söyledi. Araçla yaklaşık 8 saatlik bir yol gittik. Kazı yapacağımız şehre geldi. Geldiğimiz gece şehir merkezinde kaldık. O illede izin işleri vardı. Ali onları halletti. Olumsuz bir durum olmasına karşın jandarmaya da bilgi verildi. Dağcı arkadaşla birlikte 6 kişilik bir ekip olmuştuk. Ertesi gün Kazı yapacağımız dağın yolunu tuttuk. Şehir merkezinden yaklaşık 2 saat yol gittik. Yolculuğun başlarında bazı köylerden geçsekti. Dağcının bahsettiği dağa gelene kadar yerleşim yeri kalmamıştı. En yakın köy en az bir saatlik mesafede kalmıştı. Araçta gidebileceğimiz son noktaya kadar gittik. Dağcının tarifine göre tırmanmamız gereken bir yer vardı. Çok yüksek değildi fakat arabanın çıkması mümkün değildi. Çadırları nereye kuracağımıza dair keşif yapmak için dağcının dediği yere tırmandık. Dağcının adı Tekin'di. Tekin'in dediği yere tırmandıktan sonra tekrar normal bir yokuş çıkıyor. 700-800 metre kadar yürüdükten sonra dağcıların tarif ettiği taş mezarı biz de gördük. Size şöyle tarif edeyim. Sanki bir ev yerin dibine batmış ve sadece çatı kısmı dışarıda kalmıştı. Bu yapı tamamen taş bloktan oluşuyordu ve üzerinde çeşitli yazılar ve semboller vardı. Uzmanların anlattıklarına göre buranın içinde birden çok lahit mezarın olduğu söyleniyordu. Kazı ekibi altı kişiydi. Fakat angari iş fazla olduğu için bu kadar büyük bir yapıyı nasıl kazacaklarını merak ediyordum. Çok geçmeden kazı alanına 150-200 metre yakınlıkta bir düzle dört çadır kurduk. Bu çadırlar Toplamda 12 kişilikti. Ali'ye neden bu kadar çadır kurduğumuzu sordum. O da buraya yakın bir köyden 6 tane köylüyle anlaşıldığını, o kişilere bu iş bitene kadar bakanlık tarafından maaş verileceğini söyledi. Yani bir doktor, 4 uzman, bir dağcı ve 6 işçiyle toplamda 12 kişilik. Bu 4 çadırın dışında bir tane de ilk yardım çadırı kurduk. Olası kazalanmalarda onlara daha rahat müdahale edebilmem için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kazı başladı. Birinci hafta. Kazı herkesin beklediğinden hızlı ilerledi. Bu devasa mezarlığın kapısına ulaşmak üzereydik. Erzak ve ihtiyaçlarımız iki hafta yetecek şekilde tedarik ediliyordu. İki haftada bir ekipten iki kişi erzak ve ihtiyaçları almak için şehir merkezine gidecekti. Köyden gelen işçiler çalışma anlamında çok iyiydiler. Bir küre katışları var. Küreğin üzerine ben çıksam beni savuracaklar. O kadar güçlüler. İkinci hafta. Kazı artık daha dikkatli devam ediyor. İlk kapıya ulaştık. Fakat yapının neredeyse her yerinde çeşitli yazılar var. Uzman arkadaşlar bu yazıların anlamını araştırıyor. Ali uydu telsiziyle bakanlıkla sürekli iletişim halinde. Ali'nin söylemesine göre bugüne kadar bulunmuş en büyük lahit mezar olabilir diyordu. Aynı zamanda buradan gelecek pirinle ev alırım hayali kuruyordu. Üçüncü hafta. Bu hafta istenmeyen bir olay yaşandı. Eski yazı uzmanı olan Kadir Bey'in köpeği kazı alanına yakın bir yerde ölü bulundu. Köpeğin kafası gövdesinden kopartılmıştı. Bunu kim neden yapmıştı onu araştırıyoruz. Uzman ekipten olan Emre Bey gece köpeğin havladığını çadırda çıkıp baktığında köpeğin acı içinde son bir kez inleyip sustuğunu daha sonra da işçilerin çadırına birisinin girdiğini söylüyordu. Muhtemelen bunu yapan işçilerden biriydi. Ama onları direkt bununla suçlayamazdık. Kadir Bey'i sakinleştirip bunu daha sonra araştırmamız gerektiğine ikna ettik. Ben de köpeği incelemeye aldım. Çok keskin, balta gibi bir aletle tek vuruşta kesilmişti kafası. Şu an bu dağın başında bir cani ile beraberdik ama kim olduğundan emin olmadığımız için birini suçlayamıyorduk. Bu arada erzak ve ihtiyaçlar için giden arkadaşlar geri geldiler. Dördüncü hafta. Mezarın içindeki layıklardan çok mezarın dışındaki yazılar korkunç şeyler anlatıyordu. Burası insanların şeytana kurban edildiği lanetli bir yerdi. Yazanları uzmanlar araştırdıkça neden burada olduğumu sorguluyorum. Köpek katilini hala bulamadık. Beşinci hafta. Kazı yerinde artık güvende değiliz. İşçiler geceleri rahatsız edildiklerini, mezardakilerin gitmemizi istediğini söylüyorlardı. Uzman ekipten kimse de böyle bir rahatsızlık yoktu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi uydu telsizinin şarj aleti kayboldu. İşçilerden birisi bizi sabote ediyordu uzmanların korkup kaçmasını, mezardaki hazine kendilerinin ulaşmaya çalıştığını düşünüyordum. Altıncı hafta. İlk David mezara girdik. Fakat mezar boştu. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Erzak ve telsiz için şarj aleti almaya giden kişiler normalde aynı gün içinde dönerlerdi. Fakat bugün ikinci gün hala dönmeliler. Artık gitmek istiyorum. Kazı falan umurumda değil. Yedinci hafta. Benzinimiz bitmek üzere. Böyle giderse jeneratörleri çalıştıramayacağız. Giden kişiler hala dönmedi. Ali ile arabanın bulunduğu yere gittiğimizde araba hala yoktu. Umarım başlarına bir şey gelmemiştir. Bu arada işçiler işi bıraktılar. Buranın lanetli olduğunu söyleyip gittiler. Olaylar hiç beklemediğim şekilde gelişiyor. 8. hafta. Artık akşamları karanlıkta kalıyoruz. İnanılmaz bir şey oldu. Emre Bey kaza alanındaki kazmayı bacağına sapladı. Yarısı çok ağır. Gerekli müdahaleyi yaptım ama en kısa sürede hastaneye gitmesi gerekiyor. Dün gece Ali kaza alanında mezarın girişinde öylece dikilirken buldum. Ona seslendim. Beni duymadı. Daha sonra daha yukarı yavaş yavaş yürüyerek gözden kayboldu. Arkasından ne kadar bağırdıysam onu durduramadım. Onun peşinden gitmekten vazgeçtim. Çadırıma gidip yattım. Tek başıma buradan gitmeye cesaretim olsa bir saniye düşünmeden giderdim. Dokuzuncu hafta. Normalde erzağımızın bitmesi lazımdı. Fakat giden işçilerin erzağı bize kaldığı için bir iki günlük erzağımız var. Bir karar aldık. Eğer bir gün daha yardım gelmezse yarın emriyi sedye ile el koyup buradan yürüme gideceğiz. Hava kararmak üzere. Ali'ye. Geçen gece neden bana cevap vermeden ormanın içine girip ne yaptığını sorduğumda bana öyle bir şeyin hiç yaşanmadığını söyledi. Ona bu konuda diretecek gücüm yoktu. Herkes bir tarafa dağılmış farklı şeylerle uğraşıyordu. Emre yaralı olduğu için çadırda yatıyordu. Ali bir süre gözden kayboldu. Bu sessizlik ayrı alamet değildi. Kısa bir süre sonra Emre'nin çadırından bağırma sesi geldi koşup baktığımızda Ali Emre'nin kafasını kesmişti. Herkes ne yapacağını sapıttı. Ali bir elinde büyük bir bıçak diğerinin de Emre'nin kafası. Panik içinde bunu o istedi. Çok acı çekiyordu. Bana yalvardı. Ben de daha fazla acı çekmesin diye ona yardım ettim diyerek ağlıyordu. Ali bir hışımla elindeki bıçakla aramızdan koşarak geçip gitti. Ekipten Ali'yi saymazsak Üç kişi kalmıştık. Ali'ye artık güvenemezdik. Bize de zarar verebilirdi. Hava tam kararmadan yola çıktık. Kendimizi korumak için balta kazma ne varsa birer tane elimize aldık. Bir saatten fazla yürüdük. Harita ve yol bulma konusunda uzman Hüseyin Bey vardı. Onun talimatları doğrultusunda yürümeye devam ettik. Yola çıkalı 2-3 saat oldu. Hala ana yola ulaşamadık. Dağlık yolu yürümeye devam ediyorduk. Çok geçmeden bizi dehşete düşüren bir manzaraya karşılaştık. Erzak getirmek için birkaç hafta önce giden ekip arkadaşlarımızın aracı takla atmıştı. İkisi de ölmüştü. Fakat ikisine de ölüm nedeni kaza değildi. İkisinin de kafası boyunlarından kesilmişti. Daha fazla orada duramadık. Cesetleri çok ağır kokuyordu. O zamandan bu zamana boşuna beklemiştik. Onlara bunu kim yapmıştı? Aklımıza Ali geldi. Ali hep yanımızdaydı. Ya da biz öyle sanıyorduk. Daha sonra ne kadar yürüdük hatırlamıyorum. Hepimiz yorgunluktan bitap düşmüştük. Şükürler olsun. Araba geçen ana yola ulaştık. Araba geçene kadar yerimizden kıpırdayamadık. Hem açlıktan hem de yorgunluktan tek adım atacak halimiz yoktu. Bir araba geldi. Arabanın durmayacağını düşünüp kendimizi yola attık. Adam durmak zorunda kaldı. Başımıza gelenleri adama anlattık. Adam korksa da ısrar ettiğimiz ve çaresizliğimizi görünce bizi arabaya aldı. En yakın jandarma karakoluna bıraktı. Olanları anlattık. Haritalar konusunda uzman olan arkadaş kazı yerini, arabanın yerini kroki şeklinde anlattı. Jandarma destek isteyerek helikopter çağırdı. Dağcı Tekin ve Haritacı Hüseyin Bey olay yerini tarif etmek için helikopterle Olay yerine gittiler. Ben cesaret edip gidemedim. Olay yerinde Ali'yi bulamadılar. Diğer arkadaşların cesetlerine ulaşmışlar. Daha sonra kurumdan yetkililerle görüştük. Neden bu kadar zaman bizi aramadıklarını, ulaşamayınca neden yardım göndermediklerini sorduk. Onlar da düne kadar Ali ile her gün görüştüklerini ve ondan durum raporu aldıklarını, herhangi bir sıkıntının olmadığını rapor edildiğini söylediler. Bunları duyduğumuzda hepimiz donup kalmıştık. Bize Telsiz'in şarj ailesinin kaybolduğunu söyleyen Ali'ydi. Hiçbirimizin aklına Telsiz'i Ali'den alıp çalıştırmak gelmemişti. Ailelerimizle görüştüğümüzde Ali düzenli olarak ailelerimize bizimle ilgili iyi olduğumuza dair bilgi veriyormuş. Büyük bir tuzağa düşmüştük. Jandarmanın aramalarına rağmen Ali bulunamadı olay yerine daha sonradan giden farklı bir inceleme ekibi iki mezar odasının da boşaltıldığını söyledi. Ayrıca bizim çadırlarımızın dışında başka bir çadıra daha ulaşmışlar. Bu çadırda erzak ve farklı aletlerde bulunmuş. Muhtemelen o çadırda Ali bizden gizli kalıyordu. Biz açlık çekerken o ise karnını burada doyuruyordu. Yaşadığım bu olaydan sonra bir seneden fazla psikolojik tedavi gördüm uzun bir süre görevime geri dönemedim. Yıllardır tanıdığımı sandığım arkadaşım bu kadar günahsız insanı ve beni öldürmeyi göze almıştı. Hepsi hazine ve para içindi. Ali'nin eşi ne kadar anlattıklarıma inanmayıp onu beklemeye devam etse de Ali yıllar geçmesine rağmen dönmedi. Siz siz olun. Ne kadar tanırsanız tanıyın. Körü körüne güvenmeyin. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi Diğer hikayeyi anlatıyorum. Yıl 2007. Eşim ve ben Boluza mutlu bir hayat yaşıyorduk. Eşim olacak, doğaüstü olaylara ilgiliydi. Bu konular onun ilgisini çekiyordu. Ben ise ilk başlarda bu olaylara pek dahil olmadım. Çünkü korkuyordum. Ama eşimle zaman geçirdikçe bu olaylar benim de ilgimi çekmeye başladı. Yaz tatili geliyordu. Mayıs ayının sonlarındaydık. Eşimin çocukluk arkadaşı Yücel ve eşi gelmişti. Yücel bu konularla çok daha ilgiliydi. Eşi Firdevs bu olaylara bu kadar ilgi duymanın saçma olduğunu düşünüyordu. Biraz onların muhabbetlerine kulak misafiri oldu. Körpeçi isimli bir köyden bahsediyorlardı. Eşim köyün Aksaray'da olduğunu söylüyordu. Yücel ısrarla köyün Bursa'da olduğunu iddia ediyordu. Eşim Olcay Yücel'e Körpece köyü olayını sordu. Yücel'in anlattıkları kanımı dondurmuştu. Bu köy için anlattığı olay çok korkutucuydu. Bu köyde ne için böyle korkunç olayların olduğunu sordum. Cevap veremedi. İnternet üzerinden araştırınca Onur Bey'in kasedini buldular. Videoyu izlediler. Yücel, saçma. O köy böyle bir büyü yüzünden lanetlenmiş olamaz deyip geçiştirdi. Saçma ama Yücel ve Olcay arasında kim cinler hakkında daha çok bilgi biliyor, yarışı vardı. Gecenin geriye kalanını ben ve Firdevs balkonda kahve içip gıybet yapmakla geçirdik. Gecenin sonunda Olcay ve Yücel'in bu kadar fazla şey bilmesini çok kıskanacak olsa ki, ilk izinde Körpücü Köyü'ne gitmeye karar verdi. Hem Balıkesir'deki akrabalarımızın düğününe gidecektik, hem de bu köy gideceğimiz yolun üzerinde olduğu için köye uğrayıp bu köyü soruşturacaktık fikrinin çok saçma olduğunu söyledim. Bana sinirlenip ben de tek başıma giderim diyerek uykuya daldı. Ciddi ciddi bir inat yüzünden Körpece köyüne yolculuk hazırlığı başlattı. Arabayı hazırlayınca bana dönüp geliyor musun dedi. Hiç istemeden de olsa kabul ettim. Çünkü eşim inatçıydı. Ben ne dersem diyeyim bana karşı çıkacaktı. Çok uzun süren bir yolculuğun ardından E hey, köyüne geldik. Bu köy terk edilmişti ama yaşam da yoktu bu köyde. Köyde 4-5 tur attıktan sonra köyün kahvehanesinin açık olduğunu gördük. Olcay selam verdi. Kahvedeki adam selamını aldı. Usta bu civarlarda hiç terk edilmiş bir köy var mı? Kahvehanedeki adam bu civarda çok köy terk edildi. Bu köy bile dedi. Olcay adama e siz kime hizmet ediyorsunuz? Köyde kimse yoksa ne yapıyorsunuz burada dedi. Kahvedeki adam Buradan birkaç kilometre ileride bir köy var. Oranın köylüleri arada bir uğrar. Gene onlar geldi. Ondan açtık. Şimdi kapatıyordum. Siz geldiniz. Dedi. Peki usta bu civarda Körpeci köyü var mı? Diye sordu adama. Adam bir anda bize karşı sinirli bir tavır aldı. Bana o köyden sormayın. Hacı Ahmet var. Gidin ona sorun her şeyi. Dedi. Olacak. Peki onu nasıl bulabiliriz? Diye sordu. Kahvedeki adam o sabah Körpece köyüne gitti. Akşamüstü döner. Köyün çıkışında şu yoldan gidiliyor. Bu yol takip edin. Ormana açılan patika yolda bekleyin. Gelince zaten anlarsınız o olduğunu. Adamın tarif ettiği yola geldik. Saat yedi olmuştu. Orman yolundan beş tane siyah çarşaflı kişi geliyordu. Bizi fark edince duraksadılar. Geri döndüler. Beş dakika sonra beyaz saçlı, beyaz sakallı yaşlı bir adam Elinde asasıyla yavaş yavaş geliyordu. Ayağa kalktık. Olcay, Hacı Ahmet amca diye seslendi. Adam, buyurun evladım dedi. Ahmet amca, biz Körpece köyü için geldik. O köy hakkında seninle konuşmak istiyoruz. Bize yardım eder misin diye sordu. Körpece mi? O köy bomboş şu anda. Ne yapacaksınız orada? Bir araştırma yapmamız lazım. Sen bize yardım etsen. Peki, buyurun ne istiyorsunuz dedi yaşlı adam. Ahmet amca bu köyde ne oldu? Niye terk edildi diye sordu olacak. Gelin benim evime. Orada ayrıntılı bir biçimde konuşuruz. Eşimle birlikte Ahmet amcanın evine gittik. Klasik bir köy evinde yaşıyordu Ahmet amca. Eve girip oturduğumuzda Ahmet amca anlatmaya başladı. Körpeci köyü benim de üzerinde çalıştığım ama hala sırrını çözemediğim bir köy. Zamanında 1989'da Halil acele terk edildi. O kadar acele terk ettiler ki, köyde askerlik yapan beş çocuk, köye döndüğünde yıkık dökük harabe yığınlarıyla karşılaştılar. En çok İlhan'a üzüldüm. Babasını nöbet sırasında kaybetmişti. Ondan önce kardeşi İsmail'i kaybetti. Helak sırasında da annesini. Peki, köye büyü mü yapıldı? Bak, o köyde büyü de yapılmış olabilir. Ancak o köy yalnızca bir büyüyle bu kadar lanetlenmiş olamaz. Çok daha korkuncu var. Peki ne hocam? Biraz daha açık konuşsak. Bak ben sana tüm olayları anlatayım. Bu olayları herkes dile getirmez. Bu köyde olaylar bir cumartesiyi pazara bağlayan gece başladı. Köyde olaylar çok daha öncesine dayanıyor. Köyde bir kişi kaybolunca ve uzun süre haber alınamayınca yüzme bilenler dereye dalıp köprünün altına inerlerdi kaybolanların cesedi orada bulunuyordu. Sonra bu olaylar başlamadan önce son cuma gününde herkes cuma namazını kılmak için camiye toplanmıştı. Hutbe okunduktan sonra hoca belinde taşıdığı silahı cemaate doğruldu. Beş el ateş etmiş, Allah'tan silah kurusu kıymış, kimse yara almadı. Cumartesi gecesi düğün vardı. Düğün sırasında gelin bir anda ortadan kayboldu. Hala haber yok. Sonra olaylar başladı. Perşembe gecesi Körpeci'de yangın çıktı. Adam köyün etrafında çok hızlı bir şekilde koşmaya başladı. Bağırıyordu. Kimse tutamıyordu. Adam normalden çok daha hızlı koşuyordu. Bir süre koştuktan sonra köy meydanına gelip elindeki bıçakla boynunu kesti. Ertesi sabah köylüler uyandığında gölü kan kırmızısı bir halde gördüler. Sonra da köyü helak doğasına çıkardılar. Peki Ahmet amca, köyde yaşanan olayların hepsi gerçek mi? Keşke gerçek olmasaydı. Maalesef gerçek. Olcaya bakıp, saatin geç olduğunu ve daha buradan Balıkesir'e gideceğinizi, bu yüzden hızlı olmasını istedim. Olcay, peki hocam, sizce büyüten daha korkunç ne var orada? Bence o gelin cinler tarafından sahiplenilmişti. Cin kızın evlenmesini istemediği için onu kaçırdı. Düğüne gelen herkese musallat oldu. Düğüne gelen tüm bekar erkekler de ölü bulundu zaten. Diğer bir ihtimal ise birden fazla büyü yapılmış olması. Bir büyü asla herhangi bir köyü Mihrez'in konuya dahil olması kadar büyük bir lanete sürükleyemez. Oğlum ben size buradan Balıkesi yolunu göstereyim. Hiç ana yola geri dönmekle uğraşmayın. Hem geçerken Körpeci köyünün de yanından geçeceksiniz. Dikkatli olun. Arabayı bıraktığımız yere döndük. Arabayı aldık ve patika yola girdik. Etrafta sadece kocaman ağaçlar vardı. Arabanın farları dışında zifiri bir karanlık çökmüştü. Önümü zor görüyordum. O sırada araba bir anda sarsıldı. Büyük ihtimalle bir hayvana çarpmıştık. Arabadan indik. Siyah bir dağ keçisine çarpmıştık. Keçinin süre halinde gezebileceği ihtimali olduğu için etrafa bakındık. Eşim bir ağacın altında kazılmış bir çukur buldu. Sonrasında bana, gel şu hayvanı şuraya çekelim, yolu kapatmasın dedi. Derin bir çukurdu, hayvanı oraya gömdük. Sonra yola devam ettik. Gece üç gibi köye vardık. Amcamlar bizi bekliyordu, yatmamışlardı. Biz gelince bizi karşılayıp yattılar. İçimde bir huzursuzluk vardı, uyuyamıyordum. Gece saat dört otuz gibi çok korkunç bir çığlık sesiyle uyandık. Dışarı çıktık. Ev köy meydanındaydı. Herkes köy meydanına toplanmıştı. Merak edip baktık. Köy meydanında bir adam boğazı kesilmiş bir halde hareketsiz yatıyordu. Etrafta ne bir bıçak ne de bir kesici alet vardı. O görüntüyü gördükten sonra gece bana kabus olmuştu. Uyuyamadım, sabahladım. Ertesi sabah amcam ve eşim Olcay camiye gittiler. Biz de düğün hazırlıklarına başladık. Amcam ve eşim koşarak eve döndüler. İmam, cinnet geçirmiş, Arapça bir şeyler söyleyip, cemaate saldırmış. Bu köy, böyle bir köy değildi. İnsanları çok sevecendi. Ne olmuştu bu köye? Akşam düğünü yapıp, eve dönüşe hazırlandık. Gece yine, geç olmuştu. Eşim yolu uzatmamak için, yeniden körpeci köyünün olduğu yoldan ilerledi. Bayağı bir ilerledikten sonra, karşımıza kanlar içinde bir kişi çıktı. Arabayı durdurduk indiğimizde eşime Olcay sen misin diye sordu. Eşim kafasını salladı. Adam sanki birisi tarafından izleniyormuşçasına tepki veriyordu. Eşimi ormanın içerisine doğru çekip Ben İlhan Körbeci dedim. Bu köye musallat olan maritçinleri şu anda size kanlı, çimli gözlerle bakıyorlar dedi. Olcay nasıl diyen diye bildi. Biz bu köyde beş kişi kalıyorduk. Dört arkadaşımı öldürüp köyün yakınındaki cin mezarlığına gömdüler. Olcay, hangi cin mezarlığı diye sordu. İlhan, köyün bu kadar lanetlenmesine sebep olan cin mezarlığı, dedi. Olcay İlhan'a bu köyde ne olduğunu sordu. İlhan anlatmaya başladı. Köylüler, köyün yakınındaki cin mezarlığında define ararken, yanlışlıkla istemeden, bilmeden cinlerin özeline karıştılar. Ölü cinlerin mezarlarını açtılar. Orada, Zuzula, Cühenna, Kulyas gibi tehlikeli cin kabilelerini ölleri yatıyordu. Köyün bekar erkekleri, kızları zengin bir hayatta yaşatmak için bu define işine girdiler. İçlerinde kardeşim de vardı. Bu kabilelerin cinleri de özellerine karışan, körpeci köylülerinin hepsini lanetledi. Herkes öldü ve biz kaldık. Peki düğün gününde kaçırılan kadın, Kulyas cinleri, asayiş gibidir. Her cinler aleminde birisine zarar gelirse, onlar intikam almak için gelirler. Bu kabile insana aşık olan cin kabilelerinden kızı sahiplendiler. Kıza aşık olan cin Mihres'in torunlarından biriydi. O hafta zaten babası köyün meydanında intihar etti. Cinler onu delirtti. Peki ya Onur? Köye marit cinlerini musallat eden oydu. Marit cinleri ona bir şey yapmadı. O dileği elde etmek için marit cinlerini kullandı. Ama yapacaklar. Peki İlhan ne yapmamız lazım? Şu an sizi gözlüyorlar. Siz onlardan birini öldürmüşsünüz. Şimdi ise bana kanlı gözlerle bakıyorlar. Çünkü sizinle konuştum. O sırada çok güçlü bir rüzgar esti. İlhan'ın arkasında orta boylu, domuz kafalı, siyah kıllı bir varlık belirip İlhan'ı içine aldı. Biz ise eşimle birlikte yerden havaya yükseldik. Yavaşça yere indik sonra. Şoktan kurtulmam kısa zaman aldı. Eşim ise donmuş vaziyette öylece bakıyordu. Ormanın içinden bizi izleyen onlarca gözü görebiliyordu. Eşimin elinden tutup hızla çektim. Patika yolun sonuna ulaştım. Ahmet amcayı arıyordum. Evine girdim. Evinin içinde duvarlarda domuz kafaları asılıydı. Evin içinde garip bir dilde konuşan siyah keçiler vardı. Evden dışarı çıktım. Sonra koşmaya başladım. Yolun yarısında... Bazı köylülerin bana doğru koştuğunu gördüm. İmam kıyafetli birisi yanıma gelip ne olduğunu sordu. Tüm olayları olup biteni anlattım. Hoca bazı dualar okuyarak eşime yaklaştı. Her yaklaştığında eşim acı çekiyor, kıvranıyordu. Son bir hamleyle eşimin üstüne atladı. İki köylü de eşimi tuttu. Hoca ve köylüler elleriyle gömdüğümüz keçinin mezarını açtılar. Mezarı açarken... Hoca bir yandan okuyordu. Mezar açtıklarında keçi hala yaşıyordu. Gömdüğümüz yerden çok hızlı bir şekilde ormandan içeriye doğru koştu. Daha sonra gözden kayboldu. Mezarın açılmasıyla eşim de iyileşti. Hoca bize çarptığımızın keçi kılığına girmiş bir Çin olduğunu söyledi. Hoca'ya Hacı Ahmet amcayı sordum. Ama öyle birinin bu köyde olmadığını söyledi. Bu olaydan sonra balık esir yoluna devam etmeden, Bolu'ya geri döndük. Cinlere olan merakım, neredeyse ölmemize neden olacaktı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. İstanbul'da ücra bir semtte, varış bir mahallede oturuyorum. İş saatlerim maalesef çok uygun değil ama bu işe mecburum. Çünkü bu zamanda bulabileceğim işlerin hiçbirinde bu kadar iyi bir ücret almam zor. Mesai saatlerim 15 ve 24 arasındaydı. Ancak eve varış saati maalesef gece saat 1'i bulmaktaydı. Yine her gün olduğu gibi bugün de mesaimi tamamlamış evime dönüyordum. Hafta içi bu saatlerde genelde bizim sokaklarda incin top oynar, kimsecikler olmazdı. Yine manzara aynıydı. Bugün iş yerimde çok yorulmuş olduğumdan bir an evvel evime ulaşıp uyumayı düşünüyordu. Bir yandan da İş yerimde başıma gelen olumsuzluklar sürekli kafamı meşgul edip duruyordu. Zor bir gün geçirmiştim. Gerçi son zamanlarda hemen hemen her gün aynı şekilde birbirinden zor geçmekteydi. Ama elbet bu günlerden geçecek ve sonunda ben de rahatıma kavuşacaktım. Ya da en azından kendimi bu şekilde avutuyordum. Sonunda evimin önüne gelmiştim. Tek yapmam gereken her gün çıkmak zorunda kaldığım beş katlı apartmanın merdivenlerini çıkmak değil, adeta tırmanmaktı. Çünkü eski bir yapı olan bu apartmanda asansör yoktu. Aslında dükkan üstü birinci kat sayıldığından altıncı katta oturuyordum. Ama tek sorun bu değildi. Apartman sakinleri arasındaki uyuşmazlık hat safhaya ulaştığından daha fazla dayanamayan apartmanın yöneticisi zaten uzun zamandır düşündüğü taşınma işini bir gece ansızın gerçekleştirmiş ve giderken de apartmana ait olan elektrikleri de kimseye devretmeden kapattırmıştı. Apartmanımızda merdiven boşluklarındaki ışıklar bu yüzden çalışmıyordu. Hatta kapı zilleri de çalışmıyordu. Bundan dolayı merdivenleri karanlıkta çıkmak zorunda kalıyorduk. Apartmanımızdaki huzursuzluk devam ettiği için de kimse yönetici olmaya talip olmuyor ve günlerdir bu sorunu yaşıyorduk. Ben de Diğer komşular gibi zorunlu olarak cep telefonumun feneriyle nispeten önümü görmeye çalışarak merdivenleri çıkmaya çalışıyordum ama yine de çok zor oluyordu. Eller elimde, bugünkü gibi eşyaları varsa merdivenler çık çık bitmiyordu. Cep telefonumun fenerini açtım ve apartmandan içeri girdim. Yorgun argın merdivenleri birer birer çıkmaya başladım. Bazen hangi katta olduğumu unuturdum. Çünkü kaç kat çıktığımı karıştırırdım. Tüm katlarda kapılar birbirinin benzeri ve diğerinden ayırt etmek karanlıkta daha da zor oluyordu. Bugün de aynı şey olmuştu. Bütün kapılar kapalı, apartmanda zifiri bir karanlık ve ben kimseye ses duyurmadan merdivenleri çıkarak bir an evvel o sıcak evime ulaşmaya çalışıyordum. Kafamda bin bir türlü düşünceyle merdivenleri çıkarken kaçıncı katta olduğumu çoktan unutmuştum. Ancak sanki on kat çıkmış gibi de yorgundum. Ne bitmek bilmez merdivenlermiş diye kendi kendime hayıflanmaya çoktan başlamıştım. Bir müddet daha apartman merdiven korkuluklarına tutunarak çıkmaya devam ettim. Her çıktığım katta bu son kat olmalı diye ümit ederek çıkmaya devam ediyordum. Ben son katta oturuyordum. Son kat son daire bana aitti. Ben bu evi almadan önce uzun süre bu ev boş kalmıştı. Neden bilinmez ama daha önce bu evde oturanlar hep sıkıntı içinde kalmışlar. Bunun sebebini de açıklayamadıkları için daire kapı numarasının 13 olması ve hatta apartmanın numarasının da 13 olmasına bağlamışlardı. Mahalle sakinlerine göre 13 numara uğursuz bir rakam ve çifte 13 uğursuzluk anlamına geliyordu. Hatta sırf bu sebeple apartmanın ve kapılarının üzerinden numaralar sökülmüş ve bir daha da takılmamıştı. İnsanlardaki bu batıl inançlardan dolayı bu daireyi kimse uzun süre satın almamıştı. Bu sebeple de çok uygun bir fiyata bu eve sahip olabilmiştim. Evim güzeldi. Çünkü evimin içinden çatı katına da bir boşluk yapılmış ve dolayısıyla tavan arası bana ait olmuştu. Aslında ben de tavan arasını sadece eski eşyaları koyduğum kiler olarak kullanıyordum. O kadar çok yorulmuştum ki saatin kaç olduğunu unutup cep telefonundaki saate bakma ihtiyacı duyarak saate bakınca saatin çoktan bir buçuk olduğunu gördüm. Bu da yaklaşık 20 dakikadır merdivenlerde oyalandığım anlamına geliyordu. Bu çok anlamsızdı. Sonuçta 6. katta olsa 20 dakikada merdivenleri bitirememem imkansızdı. Elimdeki eşyaları yere bıraktım ve bir müddet dinlendim. Kaçıncı katta olduğumu hala bilmiyordum. Ama bu işte bir terslik olduğunu düşünmeye başladım. Ardından bir ses duydum. Apartmanda, aşağı katlardan birisinde bir hırıltı sesi geliyordu. Apartmanımıza bazen kediler girerdi geceleri. Apartmana sığınan sokak kedileri oldukça sık rastladığımız bir durumdu. Fakat bu ses kesinlikle bir kedi hırıltısı değildi. Daha büyük bir hayvanın hırıltısına benziyordu. Ender de olsa bazen sokak köpekleri de apartmanımıza girerdi. Soğuk kanladığımı muhafaza etmeye çalışarak Muhtemelen bir sokak köpeğidir diye düşündüm. Aşağıya doğru cep telefonunun fenerini uzattı. Ne olduğunu görmek istiyordu. Merdivenlerin arasındaki boşluk çok dar olduğundan aşağıda hiçbir şey gözükmüyordu. Bir şey göremeyeceğimi anlayınca tam feneri çekiyordum ki aşağıdan yukarıya doğru kafasını kaldırmış merdiven boşluklarında bana bakan bir çift göz gördüm. Gözler kan kırmızısı şeklinde ve karanlığı yararcasına bana bakıyordu. Korku ile geri çekildim. Bir dairenin kapısına yapışmıştım ama o aşağıdaki şey hızla merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. Bir yandan hırlıyor, bir yandan da yukarı doğru koşturuyordu. Ne yapacağımı bilemez halde yukarı doğru koşmaya başladım. Evime bir an evvel ulaşmalı ve içeri girmeliydim. Nefes nefese kaldığım halde karanlıkta sürekli merdivenleri üçer beşer atlayarak yukarı koşuyordum. Adım atacak halim kalmadığı halde eğme bürtülü çıkamamıştım. Mecburen biraz soğuklanmak için durdum. Telefonla etrafıma göz gezdirdim. Sonra hırıltının kesildiğini duyunca derin bir nefes alarak merdiven ervazlarına uzandım ve feneri tekrar aşağıya doğru uzattım. Hiçbir şey görmüyordum. Ardından tekrar bir hırıltı duydum. Ama bu sefer aşağıdan değil, yukarıdan geliyordu bu ses. Korkuyla yukarı kafamı çevirdim ve aynı gözleri bu sefer yukarıdaki merdiven boşluklarından bana bakarken gördüm. Hemen sırtımı dayadığım kapıya hızlıca vurmaya başladım. Maksadım komşulardan birisinin kapısını açması ve kapıdan gelen ışıkla etrafımı daha rahat görebilmekti. Ancak kapıyı açan olmadı. Hemen diğer taraftaki kapıya yöneldim. Bu sefer de ona vurmaya başladım. Birkaç defa vurduğumda ses gelmeyince bu sefer hırıltının yaklaştığını duyarak Kapıyı adeta yıkarcasına daha hızlı vurmaya başladım. Maalesef bu kapıdan da ses çıkmıyor ve kapıyı açan olmuyordu. İki komşunun da evde olmaması çok zordu. Hemen bir alt kata koşup oradaki komşulara sığınmayı düşündüm. Merdivenlerden hızla aşağıya doğru koşmaya başladım. Hırıltı, yukarıdan hızlıca aşağıya doğru koşan bir şeyin olduğunu ve beni takip ettiğini bana gösteriyordu. İlk ulaştığım kapıya sesimi bir an evvel duyurmak için Kırarcasına vurmaya başladım ama buradan da hiç ses çıkmıyordu. O zaman bağırmaya başladım. Yardım eden yok mu diye ama apartmandan hiçbir ses çıkmıyordu. Son çare olarak aşağıya inip apartmanın dışına çıkmak olduğunu düşündüğümden hızla aşağıya doğru koşmaya başladım ama dengemi kaybettim ve merdivenlerden aşağıya yuvarlanmaya başladım. Cep telefonum ve elindeki malzemeleri düşürdüm. O kadar çok yuvarlanmıştım ki sanki bitmek bilmeyen bu merdivenlerde Uçurumdan aşağıya doğru yuvarlanıyordum. Acımayan yerim kalmamıştı. Perişan haldeydim, ama bir türlü duramıyordum. Bir yerlere tutunamıyordum. Sonunda bir şekilde durdum. Durduğum anda elime gelen ilk şey, garip bir şekilde yine telefonum oldu. Cep telefonumu elime aldım. Kapanmış olan feneri açtım ve etrafıma bakmaya başladığımda karşısındaki kapının açıldığını gördüm. Kapıyı açan benim eşimdi. Beni yerde böylece yatar halde görünce. Ne oldu dedi heyecanlı. Bu gürültü senden mi geldi diye sordu. Ardından elini uzattı bana. Ama bu imkansızdı. Çünkü ben aşağıya doğru düşüyordum. Ve bulunduğum kat şu an apartmanın son katıydı. Hemen ayağa kalkıp içeri girdim ve kapıyı arkamdan hızla kapattım. Girişteki aynaya bakınca kendimden korktum. Çünkü saçlarım elektrik çarpmışçasına tamamen dikilmiş ve yüzümde bereler oluşmuştu. Eşimin bana korkuyla baktığını görünce, ''Artman'da köpekler var, beni kovaladılar, ben de düştüm ve yuvarlandım.'' dedim. Ama diğer yaşadıklarımı bir mantık çerçevesine sokamadığım için anlatmadım. O gece ne olup bittiğine anlam verebilmek için sürekli düşünüyor ama mantıklı bir şeye bağlayamıyordum. Yatakta bir uyana bir buyana dönüp durdum. En sonunda yorgunluğun ve stresin vermiş olduğu hayal ürünü bir gece olarak kabul ettim bir daha böyle bir şeyin başıma gelmemesini ümit ederek sabaha karşı ancak uyuyabildim. Ertesi gün iş dönüşü apartmanımızın önüne geldiğinde işin gerçeği hala içimde bir tedirginlik vardı. Bir türlü kimsenin el atmadığı, daima açık olan dış kapının yapılmasına ve elektriklerin açılma işine bu sefer ben el atmalıyım diye düşünmüştüm. Elbette dünkü yaşadığım garip olaylardan oluşan korkum buna sebep olmuştu. Sıkıntı ve stres bütün benliğimi kaplıyordu. Derin bir nefes alarak bütün bunlar saçmalıkta dedim ve elime telefonumu alarak saate baktım. Saat tam olarak 01.13'tü ve kendi kendime en fazla 5 dakika sonra evimin içine girmiş olacağım diye telkinde bulunarak telefonun fenerini açtım ve ilk adımımı attım. Sonra adeta koşarcasına hızla yukarı çıkmaya başladım. Bu sefer çıkarken Kaçıncı katta olduğumu şaşırmamak için sesli bir şekilde çıktığım katları da saymaya ihmal etmiyordum. Dükkanın üstüne çıktım. Şimdi birinci kata geldim. Şimdi ikinci kata geldim. Burası üçüncü kat dedim ve nefesim tıkanmaya başladığı halde hızlı çıkmaya devam ederken dördüncü kata geldim diye kendime sesleniyordum. Bu son kat ve şimdi beşinci kata çıkıp evime gireceğim dediğimde artık çok zor nefes alıyordum. Ama son kata yani evimin önüne gelmiştim bile. Kapımın önüne geldiğimi görünce o kadar rahatlamıştım ki hemen ceplerimi kurcalayıp anahtarı çıkarmak istedim. Bir yandan da hala kendi kendime konuşarak bak gördün mü her şey hayal demiştim. Bir şey olmadığını gördün işte. Şimdi eve gireceğim ve rahat bir uyku uyuyacağım diyordum. Kendi kendime yapmış olduğum bu telkinler işe yaramış gözüküyordu. Anahtarı bulduğumda ellerimin titremesi de azalmıştı. Sonunda diyerek derin bir nefesle birlikte evime girmek için kapıyı açtım. Fakat karşıma evimin içi yerine aşağıya doğru uzanan seferi kananlıktaki sonu gözükmeyen merdivenler çıkınca şaşkınlığım daha da arttı. Heyecanla arkamı döndüm. Evet son kata evime gelmiştim. Ama ne olduğunu anlayamıyordum. Buraya kadar koşarak çıkmanın mı? yoksa korkunun mu etkisi olduğunu bilmediğim bir şekilde dizlerimin bağı çözülmüştü. Olduğum yere kapının eşiğine diz çöktüm ve gözlerimi kapatıp başımı ellerimin içine aldım. Allah'ım neler oluyor diyordum kendi kendime. Sonra acaba ben delirmeye mi başladım diye düşündüm. Evet bu şu anda olanları açıklayabileceğin tek mantıklı şeydi. Son zamanlarda yaşadığım stres bana fazla gelmiş olmalı. Ve halüsinasyonlar görmeye başlamış olmalıydım. Ne olursun gözlerimi açınca her şey düzelsin diye dua ederek ellerimi indirip gözlerimi yavaşça açtım ve fenerle tekrar kontrol ettim. Ama nafile hala karşımda aşağıya doğru boylu boylu uzanan merdivenler ve cep telefonumun fenerinin aydınlatabildiği kadarıyla da oldukça dik ve sonu gelmiyordu. Arka tarafımı kontrol ettiğimde ise buraya kadar beni getirmiş olan Gayet normal gözüken merdivenler vardı. Tam arada kalmıştım. Önümde iki seçenek vardı. Ya buradan aşağıya doğru inecektim. Ya da arkamı dönüp evime çıkmak için geldiğim merdivenlerden aşağıya inecektim. Ancak artık arkamı dönünce de normal bir şeyle karşılaşacağıma emin değildim. Ayağa kalktım ve henüz daha merdivenleri görür görmez adım atmaktan vazgeçtiğim tarafın bir hayal olması ümidiyle gözlerimi kapatarak zor zamanlarda kendi kendime yapmış olduğum bir şekilde kendimi telkin etmeye çalıştım. Şimdi buraya adım atar atmaz bunun gerçek olmadığını anlayacağım ve evime girmiş olacağım. Sözlerini tekrar etmeye başladım. Üçüncü tekrardan sonra her ne kadar emin olamasam da ileriye doğru adım attım. Ancak maalesef ayağım düz zemin mesafesinde yere değmediğinden dengemi kaybettim ve o hayal dediğim merdivenlere doğru savruldu. Bu sefer şanslıydım ki kapı kenarına tutunabilmiştim. O dik merdivenlerden aşağıya düşmemiştim. Ama bütün şansım sadece bu kadardı. Merdivenlerin gerçek olduğunu maalesef bu şekilde anlamıştım. Geri dönmektense ileri devam edip bu merdivenlerden aşağıya inmeyi kendimi zorunlu hissediyordum. Cesaretimi toplamaya çalışarak aşağıya inmeye başladım. Ama karanlıkta Giderek merdivenler hem dikleşiyor hem de merdiven genişliği daraldığı için adım atmakta zorlaşıyordu. Bu şekilde bir müddet daha inmeye devam ettim. İleride zayıf bir ışık yüzmesi gözüküyordu. Aşağıya doğru indikçe ışık kuvvetleniyor ve ışığın geldiği yerden çocuk sesleri gelmeye başlıyordu. Yukarı doğru baktığımda ise oldukça uzun bir zamandır yürümemden belli olduğu gibi çoktan merdivenlerin başlangıcı gözden kaybolmuştu. Kulaklarımı iyice açarak sesleri dinlemeye çalışıyordum ama çok az gelen sesleri anlamlandıramıyordum. İlerledikçe sesler çoğalıyor, tiz kahkahalara dönüşüyor ve bu sesleri çıkaran çocukların sayısının bir hayli fazla olduğunu daha rahat anlıyordum. Tam olarak nasıl bir durumda olduğumu anlayamadığım için kendimi belli etmemek adına oldukça sessiz bir şekilde ve cep telefonumun fenerini sadece önümü gösterebileceğim şekilde ilerlemeye devam ettim. Sonunda merdivenler bitmiş ve etrafı kapalı olan bir odaya girmiştim. Oda oldukça alçak olduğundan eğilerek yürümeye çalışıyordum. Işığın kaynağına geldiğimde karşıma yaklaşık olarak bir metre büyüklüğünde ufak bir kapı çıktı. Kapının tam ortasında 13 numarası yazılıydı. Işık ve sesler kapının ardından geliyordu. Kapının altından ve kenarlarından sızan ışık bembeyaz ve oldukça kuvvetliydi. Kapıyı direkt açmak yerine etrafı kontrol ederek kendimi daha güvende tutabileceğim başka bir yer aradım. Biraz ileride kapının açıldığı tarafa doğru ufacık bir pencere buldum ve oradan içeriği gözetlemek için pencereye doğru gittim. Göreceğim şeyin ne olduğunu ve göreceklerimin de beni görme ihtimali olduğunu bilerek pencere camına Tedirgin bir şekilde uzandım. İçeride ufacık bir oda ve odanın tam ortasında ise bir çember şeklinde oturmuş çocuklar vardı. O beyaz ışık tüm odayı kaplıyordu. Çocukların tam ortalarında büyükçe bir maket vardı ve onunla oynayarak gülüşüyorlardı. Beni görmediklerine emin olduğumda, daha rahat bir şekilde pencereden etrafı gözetlemeye başladım. Odanın içinde etrafta birçok razzalar dizilmişti. Ranzaların harisinde tam pencerenin altında bir de yatak ve o yatakta yatan bir kadın vardı. Kadın uyuyor, çocuklar ise oyun oynuyorlardı. Kadının pencerenin altındaki yatakta uyuması beni görme ihtimalini kuvvetlendirdiği için daha çok tedirgin etmişti. Ancak dikkatle baktığımda kadının uykusunda gözlerinden yaşlar aktığını gördüm. Sanırım kötü bir rüya görüyor ve bunun neticesinde rüyasında ağlıyordu. Tekrar çocuklara dikkat ettiğimde çocukların sayısının da 13 olduğunu fark ettim. Her zaman çocuklara karşı aşırı bir ilgin ve sevgim olmasından dolayı olsa gerek çocukların güzelliğine hayran kalmıştım. Hepsi birer nur gibi parlıyordu. Sonra dikkatimi oynadıkları oyuncağa yönelttim. Oyuncak oldukça büyük bir apartman maketine benziyordu. Çocuklardan birisi makete yaklaştı ve dikkatli bir şekilde Maketin bir tarafından tutarak yapboş şeklinde yapmış olan katlardan birisini kendine doğru çekti. Hepsi aynı anda kahkahayı bastı. Sonra dışarı doğru çıkan katın üzerinden elini sokarak içeriden evin penceresini açtı. Sonra yatakta yatırılmış olan bir oyuncak adamın üzerindeki yorganı çekerek yatağın yanına yere bıraktı ve tekrar gülmeye başladılar. Ancak o sırada yataktaki o oyuncak adam, hareket etti ve yataktan kalkarak pencereyi kapattı. Ardından yerdeki yorganı üzerine alıp tekrar yatağına yattı. Bu inanılmaz bir şeydi. Oyuncak kendi kendine hareket etmişti. Ancak çocuklar buna sadece gülüyor ve eğleniyorlardı. Sonra bir başka çocuk oyuncağa yanaştı. Elini cebine attı ve cebinden çıkardığı şişenin içinde saklamış olduğu böcekleri avcuna aldı. Ardından maketin bir başka katındaki açık olan pencereden böcekleri içeri bıraktı. Hayretle ve dikkatle olanları seyrediyordum. Sonra o katı dışarıya doğru çekerek içinde neler olup bittiğini izlemeye başladılar. İçeri giren böcekler bir odadan içeri girdi ve odadaki oyuncak adamın yattığı yatağın başucuna doluşmaya başladılar. Yatakta yatan o oyuncak adam birdenbire yataktan fırlayarak delirmişçesine etrafta koşmaya başladı. Eline geçirdiğini o böceklere doğru fırlatıyor ama çocuklar bunu seyrederken kahkahaları boğuluyorlardı. Ardından bir başka çocuk geldi ve maketi her tarafından çekerek ortasının açılmasına sebep oldu. Ufacık bir kedi vardı. Apartmanın tam ortasında merdivenlerden yukarı doğru çıkıyordu. O da elini cebine attı ve cebinden oyuncak bir köpek çıkartarak apartmanın girişine doğru koydu oyuncak köpek birden canlanarak apartmana girdi yukarı doğru koşmaya başladı kedi köpeğin sesini duyunca can havliyle yukarı doğru fırladı ve merdivenlerden hızla yukarı çıkmaya başladı ancak çocuk merdivenleri eline aldı ve yönünü değiştirip tekrar yerine koydu bu sefer kedi fark etmeden aşağıya doğru koşuyordu yani tam köpeğin geldiği yöne ama çocuk köpeği alıp üst katlardan birine koydu Ardından kedinin koşmaya devam ettiği merdiven katını söküp alt kata taktı. Kedi bu oyunlar karşısında bir düşmüştü. Şimdi her şeyi daha iyi anlayabiliyordum. Bu çocukların oyun diye oynadıkları maket apartman kendi yaşadığımız apartmandı. İçindeki oyuncaklar ise bizdik. Tam o sırada çocuklardan birisi gruptan ayrıldı. Duvar kenarındaki prizle oynamaya başladı. Çok geçmeden prizden alevler çıkmaya başladı ve odayı sardı. Çocuklar korkuyla bir o yana bir bu yana koşuşturmaya başladı. Her yer alevler içindeydi. Çocuklar uyuyan kadını uyandırmak için onun yanına geldiler. Bağırıyorlar fakat kadın yerinden kımıldamıyordu. Odanın her yeri alevler içindeydi. Duman yoğunlaşmış çocuklar boğuluyordu. Bu durum karşısında çocukları kurtarmak için hemen biraz önce görmüş olduğum o küçük kapıya yöneldim. Kapıyı açmak istedim ama kapı kilitliydi. Çocukların feryatları kulağımı parçalıyordu. Ne yapacağımı şaşırmış bir şekilde onlara yardım etmek için kapıya vurmaya başladım. Ama kapı bir türlü açılmıyordu. Kapıyı kırmak ve çocukları dışarı çıkarmak için tekmelemeye başladım. Kapı bir türlü kırılmıyordu. Tekmelemeye devam ederken kapının üzerindeki 13 rakamının bir numarası yere düştü. Elimi alıp dikkatle baktığımda aslında o bir numarasının kapının kilidi olabileceğini düşündüm. Kapının anahtar deliğini deneyince hakikatten de o bir rakamının o kapının anahtarı olduğunu fark ettim ve kapı açıldı. Dumanlar içinde kalan odaya girdim ve çocukları dışarı çıkarmak için onlara seslenmeye başladım. Çocuklar hemen etrafıma doluştular. Bana sarılıp ağlıyorlardı. Hemen kapıya yöneldim ama Maalesef ortada bir kapı yoktu. Kadının yattığı yerin üzerindeki cama gittim. Bir yandan da kadına sesleniyordu. ama kadında maalesef hala gözlerindeki yaş damlaları haricinde en ufak bir hareket yoktu. Çocukları camdan çıkarmak için hemen pencereyi açtım. Ama bu pencere, biraz önce benim içeriye baktığım pencere değildi. Pencere dışarıya açılıyordu ve aşağıda itfaiye arabaları bekliyordu. Bana hadi aşağı atla diye bağırmaya başladılar. Ben de çocuklar var onları kurtarmalıyım dedim. Kucakladığım çocukları camdan itfaiyenin açmış olduğu hava yastığına atmaya başladım. En sonunda bütün çocuklar kurtulmuştu. Sadece yatakta yatan kadın kalmıştı ve onu kucaklamak istedim. Tam ona eğildiğim anda gözlerini açtı ve bana sarıldı. Ben çoktan öldüm ama sen benim yavrularımı kurtardın. Teşekkür ederim sana dedi ve bir eğriyle maketi gösterdi. Maketin sadece en üst katı yanmaktaydı. Sonra maket birdenbire yok olmaya başladı ve her yer sallanmaya başladı. Düşmemek için yere diz çökmüş bir şekilde eğildim ve sallantıyla birlikte her şeyin yavaş yavaş yok olduğunu seyretmeye başladım. Oda içindeki eşyalarla birlikte tamamen yok oluyordu. En son kucağımda bana sarılmış olan kadın yok olmaya başladı ve tam oda yok olacağı sırada yüzündeki ağlama eseri bitti ve büyük bir sevinç, mutluluk hakim oldu. Eliyle son bir şey işaret ederek o da kendi kendine yok oldu. İşaret ettiği şeye doğru yöneldiğimde orada bir kutu vardı. Kutuyu açtığımda içinden bembeyaz kristalden yapılmış bir gül, bir miktar para ve bir de mektup vardı. O mektubu elime alıp okuduğumda mektubun sahibinin o kadın olduğunu anlamıştım. Mektupta evlendiğinin ilk günü trafik kazasında kaybetmiş olduğu sevgilisinden bahsediyordu. Sevgilisiyle kurdukları hayallerinde mutlu bir aile ve çocukları vardı. Bu yüzden acısını bastırabilir miyim düşüncesiyle kimsesiz kalmış çocukları sahiplenmiş ve kendini onlara adamıştı. Ancak bir türlü unutamadığı sevgilisine kavuşmak umuduyla o gece intihar etmiş ve maalesef yine o gece çıkan yangında kendisi haricindi. O güzelim çocukları da kurtaracak kimse kalmamıştı. Bu yüzden ruhu azap içinde kalmış ve her gece aynı şekilde orada hapis kalmıştı. Ta ki ben gelinceye kadar tam o sırada aşağıdan yukarı doğru açılan kapaktan eşim kafasını çıkarmış bana bakmaktaydı. Bana ne işin var senin tavan arasında dediğinde evimizin tavan arasında olduğumu anladım. Saate baktığımda saatin tam olarak 01.13 olduğunu gördüm ve eşime sana hazırladığım bir sürprizim vardı onu saklayacaktım dedim. Ama madem uyandın diyerek ölen kadının sevgilisinden de hediyesi olan kristal gülü uzattım ve parayla beraber mektubu da cebime koyarak sevgilime sarıldım. Ona bu olan olayları anlatmam mümkün değildi ama ona güzel bir şey söyleyebilirdim. Sen çok seviyorum diyerek sarıldım ve kulağına sessizce karımın yıllardır istediği ama benim korkularım yüzünden bir türlü kendimi hazır hissedemediğim şeyi söyledim. Çocuk yapalım mı dedim. Eşimin yüzüne baktığımda o yok olan kadının son andaki mutlu görüntüsünü gördüm.